Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle sevgi, dostluk ve dayanışma duygularının öne çıktığı Muharrem ayının milletimize ve tüm insanlığa huzur getirmesini diliyorum. Yasım matem orucu tutan tüm canlıların oruçlarının hak katında kabul olmasını temenni ediyorum. Ayrıca ülkemizi Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar taşıyan A Milli Futbol takımımızı gösterdikleri büyük gayret, sergiledikleri başarı nedeniyle tebrik ediyorum. Tüm uğursuzluklara rağmen uzun süredir gülmeyen yüzümüzü güldürdükleri için, milletimizi yeniden birbirine kenetledikleri için bizim çocuklara bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kaçan sadece yarı finaldi. Çocuklar ise bizim çocuklar. Her birini teker teker bağrımıza basıyoruz. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta TÜİK'in sayısız mucizelerinden biri daha yaşandı ve enflasyonun düştüğü açıklandı. Elbette ki memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı netleştirecek olan enflasyon oranı yüksek çıkmayacaktı. Elbette ki AKP yanlış ekonomi politikalarının faturasını birilerine kesecekti. Bu nedenle TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı hiç kimseyi şaşırtmadı. Açıklanan enflasyona kendi bakan ve bürokratlarının bile inandığını düşünmüyoruz. Çünkü gerçekte 2021 yılında dünyada enflasyonun en yüksek olduğu 9. ülke olan Türkiye, 2024 yılı Mayıs ayı itibarıyla yüksek enflasyon sıralamasında dünya üçüncülüğüne çıktı. Bizden daha kötü durumda olan iki ülke var ki, biri Suriye, diğeri Arjantin. Her şey bütün açıklığıyla ortadayken çıkacaksın, hiç utanmadan enflasyon düştü diyeceksin ve buna herkesin inanmasını bekleyeceksin. Ya arkadaş, 6 ayda memurun emeklinin aldığı maaş enflasyon karşısında eridi gitti. Üstelik Temmuz ayına girilmesiyle de zam yağmuru daha da arttı. Hiç mi akıl, hiç mi vicdan, hiç mi izan yok sizde? Bir emekliyle röportaj yapmışlar. Ev sahibi evden çıkarmış. 10 bin lira alıyor. 15 bin liradan aşağı ev bulmam imkansız. Ben ne yapayım? Sokakta mı yatayım? diyor. Daha bu işin mutfak alışverişi, elektrik, su faturası var, doğalgazı var, ısınması var. Yıllarca bu ülkeye hizmet edip katma değer üretmiş bir vatandaşımızın barınacak yer bulamamasından bahsediyoruz. Ve bu ülkede bu durumda olan milyonlarca vatandaşımız var. Şimdi bunun sorumlusu kim? Muhalefet mi? Dış güçler mi? Yoksa üç harfler mi? Peki asgari ücretliler 6 ayda asgari ücrette eridi gitti. Ocak ayından bu yana asgari ücretlinin sofrasından 21 kilo peynir, 94 litre süt, 145 kilo şeker eksildi daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse 17.002 liralık asgari ücret ilk açıklandığındaki alım gücüne kıyasla bugün 21 kilo peynir, 94 litre süt, 145 kilo şekeri eksik satın alıyor. İğneden ipliğe her şey zamlanacak ama asgari ücret bir kuruş bile artmayacak öyle mi? Bu da asgari ücret düşük değil diye açıklanacak. Siz kimi kandırıyorsunuz? Değerli arkadaşlar, Türkiye Avrupa'da asgari ücretin en düşük olduğu ülkeler arasında. Türkiye'de çalışan nüfusun yaklaşık yüzde ellisi asgari ücret ve civarında ücretlerle yaşam savaşı veriyor. 22 yıllık AKP iktidarında asgari ücret olağan ücret haline gelmiş durumda. Buradan Sayın Erdoğan ve Sayın Mehmet Şimşek'e sesleniyorum. Asgari ücret konusunda bilgiçlik taslamayı bırakın ve asgari ücreti en az 25 bin lira yapın. Milyonluk makam araçlarına bütçe var, çift maaşlara bütçe var, temsil tören ağırlama ve toplantı giderlerine bütçe var ama asgari ücretliye, emekliye, emekçiye bütçe yok öyle mi? Bir kez daha söylüyoruz. Asgari ücret derhal en az 25 bin liraya yükseltilmelidir. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. Mutlaka ama mutlaka emeklilere refah payı verilmelidir. Halkı inim inim inleterek itibardan tasarruf etmeyen AKP, ülke kaynaklarını har vurup harman savurmaya devam ediyor. Mehmet Şimşek'in adı sadece ekonomideki mucizeleriyle değil, kendi bakanlığına yapılacak müştemilat ve tuvalet tadilatı için ayrılan 24 milyon liralık kaynakla anılıyor. Üstelik bu habere verilen cevapta bunların tasarruf genelgesi dışında olduğu söyleniyor. Emekliler, işçiler, memur, dar gelirli, vatan, dar gelirli vatandaş tasarruf genelgesinin içinde Mehmet Şimşek'in tuvaleti müştemilatı tasarruf genelgesinin dışında öyle mi? Asgari ücretli tasarruf genelgesinin içinde Erdoğan'ın Berlin caddelerindeki yüzlerce, metre, yüzlerce metrelik araç konvoyu tasarruf genelgesinin dışında öyle mi? Bu kadar israf, bu kadar şatafat AKP'nin 22 yıldır kendini zenginleştiren, halkı yoksullaştıran yönetim anlayışını açıkça ortaya koyuyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak AKP'nin yok saydığı, açla yoksulluğa mahkum ettiği milyonların sesi ve soluğu olmaya devam edeceğiz. 31 Mart'ta üstlendiğimiz sorumlulukla Cumhuriyet Halk Partili belediye, belediyelerde vatandaşımıza en kaliteli hizmeti götürmekle kalmayacağız. AKP'nin yoksullaştırdığı kesimlerin yanında her zamankinden daha fazla olmak için bütün olanaklarımızı zorlayacağız. Bakın, geçen hafta Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, emeklilerimize emekli halk kart müjdesini verdi. Pek çok belediyemiz emeklilerimize destek olmak için bütün olanaklarını seferber etmiş durumda. Emeklilerimize temel ihtiyaçlarını sağlamaları için pek çok destek veriyoruz. Şimdi bütün bunları tek bir kartta birleştiriyor ve kartınızda var olan bütün hizmetleri Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden almanızı sağlayacak sistemi hayata geçiriyoruz. Bu ülkeye yıllardır hizmet edip katma değer üreten emeklilerimizi başımızın üstünde taşıyacağız. Hak ettikleri insan onuruna yaraşır hayatı iktidara geldiğimizde onlara sağlayacağız. Değerli arkadaşlar, bir derdimiz var ki bütün dertlerin temelini oluşturuyor. İşte o derdimiz eğitim sistemimizin kelimenin tam anlamıyla yerle bir edilmesidir. Türkiye'deki eğitim sistemi yara aldıkça böyle alınamaz sorunlar her geçen gün daha da büyüyor. AKP iktidarı verdiği yanlış kararların sorgulanmadığı bir ülkeye ancak ve ancak eğitim seviyesini düşürerek ulaşabileceğini bunu da eğitim sistemini tahrip ederek yapabileceğini çok iyi biliyor. Ama bilmediği bir şey var ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler AKP iktidarının bu sinsi planlarına bir nesini heba etmeyiz. Eğitimden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, Gölge Milli Eğitim Bakanımız, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Suat Özçağdaş, Eğitimde yaşanan sorunlara ve sıkıntılara dikkat çekmek için 24 saat sürecek olan bir basın toplantısına hazırlanıyor. Eğitim alanında yaşanan sorunlar, sebepleri ve çözümlerine ilişkin 22 ayrı konu başlığı 24 saat boyunca anlatılacak. Parti görüşümüz kamuoyuyla paylaşılacak. Çok farklı kesimlerden alanında uzman isimler, eğitimciler, akademisyenler Sendikacılar eğitimle ilgili görüşlerini kamuya açık bir alanda 24 saat boyunca paylaşacaklar. Ayrıca tarikat sevdalısı Yusuf Tekin'in karanlık fikirlerinin mahsulü olan Türkiye yüzyılı marif modeli isimli saçmalığı da yargıya taşıyacağız. Pedagojik olarak değil, ideolojik kaygılarla hazırlanan ve tüm eğitim camiasına dayatılan bu Türkiye yüzyılı marif modeli saçmalığına sonuna kadar karşı duracağız. Değerli arkadaşlar, öğretmenlik meslek yasasının meclisten geçmesi halinde onu da yargıya taşıyacağız. Sarayda hazırlanan 42 maddeyle öğretmenlik meslek onurunu ayaklar altına alan bu yasanın çıkmaması için mücadelemiz sürüyor. Eğitim fakültesi mezunlarının öğretmen ünvanını gasp eden, yerine Öğretmen adayı ünvanını veren bu yasa düzenlemesiyle AKP bir de eğitim fakültesi mezunlarına iki yıl eğitim verecekmiş. Fakülteyi bitirmiş, mezun olmuş, dolayısıyla da öğretmenlik ünvanı almış eğitimcilerimize eğitim vermek kimsenin haddine değil. Eğitim fakültelerinin verdiği eğitime mi güvenmiyorsunuz yoksa hukuk mu bilmiyorsunuz? Anlaşılıyor ki İkisi birden. Bu düpedüz kazanılmış hakkı gasp etme girişimidir. Buradaki amaç öğretmenlere AKP zihniyeti aşılamayı amaçlamaktır. Eğitim alan öğretmenler kurulacak komisyonun değerlendirmesine tabi tutulacak ve komisyon uygun bulursa göreve başlayabilecek. Bu madde istediğimiz kıvama gelmeyen öğretmene kadro yok maddesidir. Bu madde 22 yıldır gizliden yaptıkları kadrolaşmanın kanunlaştırılmaya çalışılmasıdır. AKP'nin tartışılmasın düşüncesiyle son gün meclise getirdiği bu yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değil, siyasi partilerden, eğitim sendikalarından, konunun uzmanlarından görüş alınmadan, katılımcı bir süreç ser işletilmeden sarayda hazırlanmıştır. Pırıl pırıl zihinlere tarikatın gölgesini düşürmeye ant içen Yusuf Tekin'in bir diğer hedefi de öğretmenlik meslek onurunu çiğnemektir. Eğitimciyi eğitime tabi tutacaklar. Eğitimciye yetersizmiş gibi muamele eden anlayışla kuracakları öğretmenlik akademisini yasalaştıracaklar. Akıllarınca öğretmenleri kendi süzgeçlerinden geçirip Atatürkçü, Cumhuriyetçi, laik ve çağdaş eğitimden yana olanları eleyecekler. Türkiye ne bakanlar gördü ama öğretmene düşman böyle bir Milli Eğitim Bakanı görmedi. Türkiye ne bakanlar gördü ama bunun gibi öğrenci düşmanı bir Milli Eğitim Bakanı görmedi. 22 yıllık AKP iktidarının en büyük hatalarından biridir bu adam. Sana geçen haftaki temennilerimizi ineliyoruz Yusuf Tekin affını istemek için sıraya giren bakanlar furyasına tez zamanda senin, senin de katılman ve Tayyip Erdoğan tarafından affedilme şerefine nail olman dileğiyle. Değerli arkadaşlar, bu ülkede her dönemde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile ilgili çeşitli sorunlar yaşanmıştır. Ancak emin olun hiçbir iktidar hukuku bu kadar tahrip eden, hukukun üstünlüğü ilkesini bu kadar ayaklar altına alan bir tavır sergilememişti. Sadece adında reform olan 8 yargı paketini meclise getiren AKP şimdi 9. yargı paketini meclise sundu. AKP'nin reformdan anladığı Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımamak Yüksek Mahkeme'nin iptal ettiği yasa maddelerini tekrar tekrar meclise getirmek. 9. yargı paketinde de bunu yapıyorlar. Kadının soyadına ilişkin Anayasa Mahkemesi'nin eşitlik ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle iptal ettirdiği düzen iptal ettiği düzenlemeyi aynı şekilde meclise sunmak bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Bu düzenlemeyi iptal edildiği haliyle meclise getirmek, kadın erkek eşitsizliğini daha da derinleştirmek, anayasayı tanımamak, yüksek yargıya meydan okumak demek. Yargıdaki krizi her uygulamasıyla daha da içinden çıkılmaz hale getiren AKP'nin çağ dışı anlayışıyla kadın erkek hep birlikte mücadele edecek eşitlik, hukuk ve adalet için itirazlarımızı hep birlikte ifade edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bu ülkede yargıda reform yapılacağını söyleyenlerin öncelikle Ankara'da görülen bir davaya daha bir dikkatli bakmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi Sinan Ateş davasını Cumhuriyet Halk Partisi olarak titizlikle takip ediyoruz. Çünkü Sinan Ateş cinayeti sanıkların anlattığı gibi alacak verecek nedeniyle ya da başka bir sebeple işlenmiş bir cinayet değil. Hepinizin bildiği gibi başkent Ankara'nın göbeğinde tasarlanarak işlenmiş çeşitli halkalarda ve büyüklükte azmettiricileri olan cinayetin gerçek sebebi ve azmettiricileri ortaya çıkacak, aydınlatılacak diye şu anda önemli görevleri olan bir kısım siyasileri korkutan tir tir titreten siyasi bir cinayet. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun toplumun önemli bir kesimi bu cinayetin aydınlatılmasını istiyor. Çünkü bu olayın aydınlatılması yönünde gösterilecek irade aynı zamanda bağımsız ve tarafsız yargıya güveni arttıracak, hukuk önünde herkesin eşit olduğunu gösterecek ve en önemlisi de bu ülkede hukukun üstün olduğunu gösterecektir. Başından itibaren bu olayla ilgili olarak gösterdiğimiz hassasiyetin tam da nedeni budur. Ancak maalesef bu cinayetin işlenmesiyle başlayan kovuşturma, soruşturma ve yargılama süreci toplumun adalete olan güvenini daha da zedeleyecek şekilde işletilmiştir. Geçtiğimiz hafta başlayan ve 5 gün devam eden duruşmalar sonucunda verilen ara karar, hukuk ve adalet kavramlarının yanına bile yaklaşılmadığını göstermiştir. 18 ay boyunca iddianame hazırlamayan savcı, 18 günde esas hakkındaki mütalasını açıklayacağını söylemiştir. Jet bir yargılamayla mahkeme salonunda başlatılan tiyatro, çok da fazla uzatılmadan sonlandırılmak istenmektedir adaletin tecelli etmesi için mesleğini onuruyla yapan binlerce savcı ve hakimin bu ülkede kısa bir süre bile olsa avukatlık yapmış olanların, hukuk fakültelerinde ders veren hocaların, hukuk fakültelerinde okuyan öğrencilerin, topluma mal olmuş bu ve benzeri davaları takip eden gerçek gazetecilerin ve hukukun üstünlüğüne inanan herkesin öngöreceği gibi böyle bir davanın yargılamasının yangından mal kaçırırcasına bir an önce bitirilmeye çalışılması olayın başkalarına kendilerini ağır abi zanneden bazı siyasilere sıçramasının önünü kesmek içindir. Sinan Ateş cinayetinin üstü örtülmek istenmektedir. Bu dava hukukun siyaset kurumu tarafından esir alındığı bir dava haline gelmiştir. Geldiğimiz nokta hukuk adına kaygı vericidir yargının önüne örülen duvarı yıkacak iradeyi gösteremeyen siyasi iktidarın bu ülkede hukukun üstünlüğü ve adalet konusunda yapacağı açıklamalar hiçbir anlam ifade etmemektedir. Anayasayı ve anayasal kurumları tanımayan kanunları, bağımsız ve tarafsız yargıyı kendi siyasi geleceğini garantilemekte bir araç olarak gören siyasi iktidarla küçük ortağı adaletin önündeki en büyük engeldir. Biz bu engelin kaldırılması için bağımsız ve tarafsız yargı için hukukun üstünlüğü için mücadele etmeyi asla bırakmayacağız. Değerli arkadaşlar, gelişmiş ülkeler teknoloji savaşları verirken bilim alanında çığır açan buluşlarla büyük bir rekabet ortamı yaratırken Türkiye'de açlık savaşları yaşanıyor. AKP hükümetleri ülkemizi o kadar geriye götürdü ki 2024 yılında ekmeğin, elektriğin, asgari ücretin, emeklinin durumunu konuşmadığımız tek bir günümüz dahi geçmiyor. Büyük bir ekonomik buhran içinde olan ülkemizde biz kendimize yetemezken bir de Avrupa'nın mülteci deposu görevini görüyor ve büyük bir istila ile karşı karşıya kalıyoruz. Geçen hafta şanlı Türk bayrağımıza yapılan saygısızlıkları, saldırıları unutmadık. Sonrasında atılan adımlarsa etkisiz, cılız ve adeta halkı aldatmaya, kandırmaya yönelik adımlardan öteye geçmedi. Hepinizin bildiği gibi Türkiye Suriye'nin kuzey batısına açılan sınır kapılarını kapattı Erdoğan Suriye ile yeniden ilişki kurulmaması için hiçbir sebep yok dedi katil kasap diktatör dediği Esad'la ailece görüştüğü günlere dönmek istiyormuş en şaşkınlık verici kısmı ise Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz asla yok demesi Sayın Erdoğan bugüne kadar izlediğin dış politika ortada. Suriye'nin iç işlerine öyle karıştın ki Suriye'nin her iç meselesi Türkiye'nin dış meselesi haline geldi. Suriye'nin iç meselelerine karışmayı bırak, taraf oldu. Bu işin önü alınamaz hale gelmesinin baş kahramanı mimarı sensin. Ülkede kaç tane kayıtlı göçmen, kaç tane kaçak göçmen var o bile belli değil. TÜİK rakamlarına müdahale ederek enflasyonu düşük göstermeye çalışan AKP iktidarı, düzensiz göçmen rakamlarına da müdahale ederek asıl korkunç tabloyu halktan saklıyor. AKP hükümetlerinin açıkları rakamlara müdahale yöntemiyle kapanmayacak noktada. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Türkiye'yi bu halde bırakmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin Avrupa'nın sığınmacı deposu olmasını reddediyor. 2016'da Türkiye ve Avrupa Birliği arasında gerçekleşen mülteci anlaşması Merkel'e 2022 mülteci ödülünü getirirken AKP hükümeti bu anlaşmanın Türkiye'den neler götüreceğini düşünmedi. AKP iktidarı mültecilerin masraflarının karşılanması koşuluyla Avrupa Birliği'ne mülteci geçişini durdurma ve mültecilere bakma sözü verdi. Kimse kusura bakmasın. Bu düpedüz ülkesini, toplumsal huzuru, pırıl pırıl gençlerimizin geleceğini, ülkenin kaynaklarını para ile satmakla eşdeğerdir. Erdoğan'ın grup toplantısında Suriyeliler için 40 milyar dolar masraf yaptık, 1.40 daha harcarız evelallah diye naralar attığını unutmadık. Erdoğan'ın dün aldığı tavrın bugüne etkisi Türkiye'nin kurucusu olduğu Avrupa Konseyi'nden çıkarılmasının dahi gündeme gelmesi olarak karşımıza çıkıyor. Bile isteye izlenen yanlış politikalarla ülkemiz ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı muasır medeniyet rotasından kopma noktasına geldi. Bir kez daha altını çizelim. Cumhuriyet Halk Partisi elini taşın altına koymaya hazırdır. Gereken bütün desteği sunacağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Temmuz ayı içerisinde Şam'a bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor. Çünkü bu sorunu Türkiye ile Suriye'nin masaya oturarak birlikte çözebileceğine inanıyoruz. Türkiye'nin artık bir sığınmacı sorunu olmasın diye her kesimin irade ortaya koyması gerekiyor. Avrupa'dan kaynak bulunması noktasında Cumhuriyet Halk Partisi olarak gereken çabayı göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet arkadaşlar, sorusu olan var mı? Teşekkür ediyorum.